no joke. Love to see you shit to me and not be gross. Gonna see his face, you know I'm good. Hey, what's master? Ha, sendeki day look nauseous. Ha, my limit's a jacket pastos. Senin beefini yerim like gauchos. Yeah. Wowzers. Body cam, banders of poacho. Love to see shit to me and of course. Gonna see his face, you know I'm good. Yeah. Was machst du? Bin in der Suite mit Ascho. So, nehm ich bin Cash nach Langflug. Bruder, hier fließt der Shampoo. Siehst du's, ich mach Druck. Onkels, Handkurs. Die Gegend ist heiß, kein Sancho. Mit wem willst du tanzen? Ich bin Darmfurt. Yürüme Havalı, Wiesbaden. Burası Sikeres. Ananı kapılar kapalı. Yalla, geç şimdi de zamanı. Yalla, tamam mı, tamam mı? Immer noch so, bin auf Mission. Mit meinen Jungs in den Block. Alles ist gut, Autopilot. Wieder mal kickt doch noch Holland. Hey. Was machst du? Ha, sendeki day look nauseous. Ha, my limit's a jacket pastos. Senin beefini yerim like gauchos. Yeah, wowzers. Ha, but the gun band is a spocho. Love to see shit me and of course. Gonna see his face in the August. Hey, was machst du? Ha, sendeki day look nauseous. Ha. Yine geldi aklıma kendi yanıma on. Yan yaydan uzun geldi yol diklenim tura o muhafa. Oynak desemim oynap oynatınem durusun. Yaktın güreklerim diye bir bakar mı durusun. Oyna ufam oyna oyna.
Lavadan alam ala kodrava Buyna buyna dalava Savarila kaşes maslomla sklibali musara Klaba trona tripira Tripli hlopa dlaşmova Ключ от Бурана в карму мне вышли вон хозяева Здесь хулит буйна голова Здесь главный буйна голова Да буйна голова Она когда буйна голова Закипала на... Yeşilden sen yandı sesin bunu bakam. Üstüm başım toz içinde bunu bakam. Kost içinde sakallarım pas içinde sesi benim nasıl yandırır. Nereden bileceksiniz sizi benim nasıl yandırdığımı Nereden bileceksiniz sizi benim nasıl yandırdığımı Nereden bileceksiniz sizi benim nasıl yandırdığımı Nereden bileceksiniz Yeşilandım mı, delirdim, fırtınaydım mı, durdum yoruldum, çok yoruldum. Sizi benimle çektiğimi nereden bileceksiniz? Arkadaşlar, selamünaleyküm aleyküm selam, ne yapıyorsunuz bakayım, hayat nasıl gidiyor? Müthiş gibi sen nasılsın? Vallahi ben deli gibi hastayım. Hani dün gece ateşten halis gördüm. Bayağı da yorgunum. Dün hiç uyumadım chat. Bütün gece uyuyamadım. Sabah serum yaptırdım. Evde bir muayene oldum. Serum taktırdım. Zaten serumda alerji ilacı var, uyuttu direkt o. Ama 2 saat uyudum, geri uyandım. Uyuyamıyorum da. Mına koyayım. Dedim yayın açayım bari agalarla çil çil takılmaca. Cibe pastasın ya. Ne yapayım kanka? Sence ben hasta olmak istiyor muyum? Bir düşün. Cadılar Bayramı da geliyor Halloween'da. Sence ben hasta olmak istiyor muyum? Kaça çıktı ateşin komutanım? Yani bilmiyorum ama alnıma bir yumurta kırdım pişti. Of ne yenir he o. Öyle söyleyeyim sen anla. Of benim kız arkadaşım da hasta. Hep hasta fulyası var bu arada. Lan burada tamam. Abin hasta şerefsiz. Sayfın neyse de kız arkadaşımın hasta olması beni çok üzüyor. Ya benle kız arkadaşın neyse de Icardi'nin sakat olması beni çok üzüyor. Al işte bak. Icardi sakat mı? Oynadı ya. Sakat oynadı. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Normalde biliyorsun şu an Icardi diye bağırırdım. Boğazım öyle bir ağrıyor ki bugün beni güldürmek yok chat. Gülünce canım acıyor. Gülme. Aleykümselam Mauro Yağız hoş geldin. Galiba Galatasaraylısın. Gülme. Ama çok emin değilim yani. Bak Antepli baklava alt dire gevrek 31 yazdı. Herkes 31 yazdı. Neden? Bu koyun psikolojisine neden girdiniz mesela durduk yere? Duydunuz mu kornayı? Havalı korna taktırmış otobüsler. Abi de güldü.
Selam çaktı. Söyle ona Sebastian. Ağzım. Amlar adam yapsak senle. Nasıl? Oyunlar oynasak. Artık ay, beni sikmiyorsun. Oy. Olur. Hocam bugün oyun var mı? Yok. Var kanka. İnanır mısın? Var. Çok ilginç. Arkadaşlar odanın yaş ortalaması biraz düşük. Onu bir yükselteyim. Alo. Dedem. Dedem geldi. Arkadaşlar bu Ark 2 değil. Bak bana bunu atıp duruyorsunuz. Bu Ark 2 değil. Bu Ark'ın normal Ark'ın arkadaşlar Unreal Engine 5'le remastered'ı gibi düşünün. İkisi çıkmış. 2. 2 bu. Ama bu Ark 2 değil. Bir de bunun atölyesi var mı acaba? 2. Daha yoktur bunun atölyesi. Ark 1.5 bu arkadaşlar. Aynen öyle. Yalancı 2. Bir gecelik olmak demir. Ark modlu gelir mi tekrar? Cevap versen gelir mi? Cibo, dolar sistemi gelecek diye bıçağı sattım. Hesaptaki tüm bakiyem dolar olacak. Senin ne? Ben kafana sıkıyorum. Bıçaklar zaten geldi. Dolar üzerinden hesaplanıyor. Amına koyayım. Aferin sana. Zeka küpü seni. Aferin. Ulan envanterin zaten dolar üzerinden. Ay kafana sikiyim. Kur değişikliğinden sonra Steam'den oyun almaya devam edeceksin mi? Etmeyeceğim ben. Ben protesto ediyorum. Ben de provokatör ediyorum. Arkadaşlar öncelikle bununla ilgili yanlış konuştu. Birincisi az çok zaten azıcık araştırsanız görürsünüz. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Steam dünyanın birçok yerinde yerel fiyatlandırma. O da şu şekilde öneri. Sana diyor ki oyunun 60 dolar mı? Türkiye'de doları 10 kabul ederek çıkarırsan daha çok satarsın diyor. Ama senin bileceğin iş diyor. Yani her oyun böyle değil. Bu bir öneriydi. Artık bu öneri kalktı. Sadece Arjantin ve TR'de değil mi? Hayır. Arjantin ve TR en ucuz oyun olan yerler. Ama dünyanın birçok yerine yerel fiyatlandırma vardı. Artık bu kalktı. Her yerde oldu, anladın mı? Türkiye'den çekiliyor Steam falan diyenler var. Kanka eşek misiniz? Ekonomiyi zaten abi. Aynen öyle. Asıl Türkiye'den çekilen marka PlayStation arkadaşlar. Aralık'ta PlayStation Türkiye'den çekiliyor tamamen. Nasıl yani? Biz artık alamayacak mıyız PlayStation? Alabileceksin ama şu şekilde düşün kızım. Aracı firmalar getirecek direkt. Ha. Ana şeyi yok. Kendi çıkıyor. Ben kaçar. Biz bu Xbox Game Pass olsun be, bizim de Epic Games'imiz var. Xbox Game Pass Türkiye için muhteşem bir şey. Adam. Bak adam ya adam. Ya arkadaşlar zaten bundan emin olun, bak bir 10 yıl sonra falan ne bilgisayara ihtiyacınız olacak. Ne şeye ihtiyacın olacak. Her şey. Niye lan? Şey geliyor ya maskarım, servis üzerinden oynama. Mesela bizim arkadaşlar. He, o var zaten. Evet, Nvidia'nın olan. Arkadaşlar bizim arkadaşların şeyi yetmiyor.
Ve çoğu oyunu Nvidia'nın üzerinden oynuyorlar. Tüh, boşuna aldık seninle. Ama yine de bilmiyorum ya. Tamam, bu gelişecek yani. Bunun şimdi değil ama bir... Bu arada hala güzel. Yani iş gayet kullanılıyor. Çok iyi sistem bence de. Ve şey değil. Bilgisayar bile değil oğlum. Telefondan bile. İnternetin olsun yeter. Anladın mı? Şu an günlük 5 liraya falan geliyor kampanyalarını yakalarsak. Bedava. Onun da kötü yanı çoğu oyun yok. Kankacığım işte daha yeni ama o gelişince... Ya bundan 10-15 yıl sonra... Artık bir şey almayacaksın, anladın mı? Bilgisayar almayacaksın onun yerine. Her şeyi bak şey gibi düşün. Eskiden her filmi ayrı ayrı satın alırdık. Şimdi gidip Netflix satın alıyorsun. İçinde bir ton şey var. Demek istiyorum. Abi aynısı. Aa, doğru lan. Buna dönecek her şey. Ben yine peki alacağım. Koleksiyoncuyum. Ya tabii öyleleri olur. Işınlanmak olacak mı? Olacak. Işınlanmak? Olacak. Kullanma olamaz maalesef. Ha. Bedava mı olacak? Ne gülüyor? Kimin T'den çekilmesi koymadı da bize Arap demesi koydu. Evet. Bize MENA bölgesine koyması beni de çok, bana da çok koydu. Bize Arap bölgesinden sayması biraz... Ya oyun oynamayalım, bize Arap demeyin kanka. Yeter artık ya, yoruldum amına koyayım. Harbi yoruldum bak. Tamam. Vallahi biz deveye binmiyoruz. Benim adım da kebap değil. Beni çıldırtmayın ya. Fortnite babacı. Babacı. %20 olmuş Zeno. Benim indi kanka. Aman akım, Türkiye'ye gelip iki yer gezseniz aklınız götünüzden çıkar. Heh, bilmeden Arap da verdim ya. Her yer çöl. Aman akım, ben çıkıyorum. Heh. Mesela kanka bu da yanlış. Bak ben mesela bir tane siyahi N-word kullanamam. Niye? Çünkü ırkçılık ve yanlış bir şey. Anladın mı? Ve direkt bundan ban yiyorum. Ama biri bana kebap yazınca ban yemiyor. Sikerim, ben de kabul etmiyorum. Ya gidiyorsun birisine men yazıyorsun, erkek. Diyor ki ben sana cinsiyetimi belirttim mi? Belki şi hissediyorum diyor. Şahıs diyeceksin diyor. Siktir lan. Bana bundan sonra men diyeceksin maskar. Okey. Eyvallah. Şahıs namına. Fortnite indiriyoruz beyler. Ben de atak helikopteriyim ama. Tamam bak, adam bana Messi diyeceksiniz diyor. Hah, tam Messi. E bu böyle nasıl olmaz ki. E bana da Cristiano Ronaldo diyeceksin. Tamam, tamam, nasıl hissediyorsan, nasıl hissediyorsan. Senin ben kendimi şu an... Senin cinsiyeti Cristiano Ronaldo 2060'tı Nvidia ekran kartı hissediyorum kendimi. Tamam, maskar cinsiyetini 2060 Nvidia ekran kartı hissediyorum. Fır 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 döneceğim. Ne yapabilirsin? ne yapabilirsin? Diyorum ya oğlum, Sex Education'ın son sezonunu izledim. Bir kişinin cinsiyetini anladıysan beni siksinler. Bak Allah çarpsın. Yemin ederim kimsenin cinsiyetini anlamadım. Oğlum iki karakter getirmişler. Biri kızmış erkek olmuş. Biri erkekmiş kız olmuş. Sevgili olmuşlar. Ama ikisi de kız abi çok... Ne oluyor ya? Bu edep kalmamış. Kız... Erkek kız olmuyor. Ne değişmiş ki, aynı makara. Ama sevgili olmuşlar yani. Lan ilk başta da olabiliyordunuz. Mal mısınız kanka siz? He. Ne gerek vardı oğlum? Ama böyle daha eğlenceli galiba. Hani şey gibi. Sol kulağını sağ elinle tutmak gibi, anladım. Ne kadar saçma. Sol kulağını sağ. Evet, çok saçmaymış. Evet. Doğru diyor. Ben de denedim. Yaptınız mı harbi? Gidip ters elinizle kulağınıza dokunmaya çalıştınız mı? Evet, çok saçmaymış. Ya kay. Bu arada evet, diliniz dışarıda nefes alamazsınız. Ben bunu biliyorum. Yalancı.
Yalancı. Maskan köpek ya. Gibi. Niye güvendim ki ya? Ama o kadar iyi söyledi ki hemen yapasım geldi anasını satayım. Of, aç ağzını maskan, of. Astris sikerim sana bak. Bir de şey diyor, aldım. Helal kanka. Ama sadece alabiliyorum, veremiyorsun. Dene. Asker. Ne? Ah ya. Oh. Beyler çift zıplama var. Ne yapayım, kalkıp deneyim. Nasıl deneyebilirim? Ben bastım, yayın durdu. Ben bunu Roblox'tan biliyorum, yok. Oldu. Bu dünyada burnuna dilini değdiren tek insan Taha, biliyorsunuz mu? Yo, benim arkadaşım da değdiriyordu. Evet, değmiyor. Denedin mi? Evet. Arkadaşlar, karşınıza reklam çıkınca F5 atın. O gidiyor. Bunu atmayın. Bunu da deneyeceğim. Bunu deneyin ama, kesin deneyin bak. Reklam çıkınca F5 atın. Bir daha gelse bir daha. Böyle sürekli bunu yapın, tamam mı? Ctrl-W'ye de basarsanız Icardi Insta'dan yazıyor. Ha, kapanıyor. Kapandı. Oha. Oha, niye kapandı? Oğlum çok iyi lan. Ctrl-Shift'te en sevdiğiniz şeyi açar. Ctrl-Shift'te. Fatih Terim geldi. Cibo geldi bana. Lan doğru söylemiş adamı. Lan senin nasıl Fatih Terim oğlum? Icardi lan. Harbi doğru söylemiş Fatih Terim. Babam ya amına. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kardeşim. Bu Halloween'da ne oluyorsun? Zurna durum olsana. Yok. Tabi insanlar ama... deli dışarıdayken nefes alamıyormuş. Yok yani, ben onu Facebook'ta görmüştüm 10 sene önce falan. Doğru mu, Facebook adamı oğlum? Biz ne yedik bunu o zaman lan? Ben yemem oğlum, onu yani. Sana yemin ederim bak. Arkadaşlar, hiçbir mesleğim olmasa bunu kesinlikle önermiyorum, yatırım tavsiyesi de değildir. Açarım bir tane fake kız hesabı, giderim Facebook'ta var ya, anasını sikerim ortalığın ya. Hani geçimimi sağlarım bence. Harbi diyorum, geçimimi sağlarım. Oğlum tabii çok kolay kanka Facebook'ta öyle şeyler yapmak. Ben pokerde mesela gidip dayı düşürüyordum, poker çipi alıyordum. Arkadaşlar biz bir ara buradakilerle, biz biliyorsunuz topluca Metin 2'ye başlıyoruz sürekli. Non-official sunucularda. Biz böyle her seferinde mesela şey yapıyoruz. Bir de hepimiz nicklerimizi birbirimizle, yani girmeden önce şey diyoruz. Ne yapacağız nicki? İşte bazen şey yapıyoruz. Şehir isimleri. Anladın mı? Mesela bazen gidiyoruz işte renk yapıyoruz. Bazen gidip dinozor ismi gibi düşün. Anladın mı? Her sunucuda falan. Abi zorlanmamıştı o gün. Biz de bir tanesinde dedik ki gelin full kız isimleri koyalım. Kanka hepimiz kız ismi koyduk. Ulan ben neler de koymuştum işte. Dene zamandan. Neler mi? Oo, benim, neler benim, neler. Benim yok, Semih'in Alev'di, benim İrem'di. Tamam mı? Kız isimleri koyduk, başladık. Niki büyük harflerle Diyarbakır olan bir adam vardı bak. Büyük harflerle Diyarbakır. Adama aa Diyarbakırlı mısın yazdım. Evet yazdı, dedim ki bizde Diyarbakır kız, ben biliyorum ya orada kız yurdu var. Dedim ki Diyarbakır kız yurdundanız bizde dedim. Böyle yurtta arkadaşlarla başladık dedim. Tamam mı? Kanka ananı sikiyim. İtem yağdırıyor adam üstüme. Bak ananı avradını sikiyim. Boz kesmeye gidiyorum. Geliyor diyor yukarıdan. Oğlum geliyor diyor ki ben seni koruyacağım. Güvenlik olarak böyle. Bodyguard. Vallahi billahi bak. Adamdan da bu arada hiçbir şey istemedim. Yemin ederim. Kendi kendine atıyor. Hani adam da bize bir şey yapmadı. Hani yürümedi mesela. Adam ben şey yapıyordu. Evet, ne yapıyorsun, ne ediyorsun yazıyordu. Adam arkadaş eklemişti hepimizi. Bana yazıyordu. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Ben de işte diyorum. İşte basamıyordum ya artı silahı. Artı 9'a basamadım ya falan diyordum ama nakim. Nokta S falan koyuyordum sonuna. Eleman oluyordu benden. Silahı artı 9'a basıyordu, geri veriyordu. Kanka. Bak chat. Ben o adama şey yazacaktım. Dayı biz erkeğiz. Böyle ama şey... yok, hayalleri yıkılır. Yok abi. Hayal, dedim ki
o adamın anılarında güzel kalsın ya, anladın mı? Anlatsın ya. Söylemedim. Bizi. Ama bütün sunucu chat bize nasıl sako? Neden yaptınız bunu bana? Chat değilmiş değil mi bana? Abi showrunner oyna. Ahmetciğim, tamam. Sen yayın açtığında showrunner oynarsın. Amir! Of ya, artık ısındım. Ben bugün arkadaşlar hacker oynayacağım. O ne lan? Dead Signal. Tek atacağımı düşünüyorum. Çok sana zor güveniyoruz. Oyunmuş. Ve çok eğlenceli oyunmuş. Ben de Ahmet abiden gördüm. Sen bunu beceremezsin. Ya dostum. Bak. Dostum. O soru izledi bakalım. Moria'yı Buse'cim biraz oyun yeni çıktı ya. Hı? Birkaç şeyi düzelsin diye bekliyoruz. Buse'cim. Ben de yayın açıyorum. Merhaba. Zeyno. Selamun aleyküm bacım. Amdal adam yapsak seninle. Oyunlar oynasak. Chat, rahat durun lan. Artık beni sikmiyorsun. Adam nasıl şarkı söylüyor? Olur yazıyor. Sen kes lan, yarak. Buse sen bunlara mutele, sakın da cevap verme bunlara, tamam? Sakın. Hiçbirine. Buse. Evet. Hayır, rüyam da yürüyor. Selam. Şu kadınlar benim chatte yazmasınlar. Çok yanlış ya. Tehlikeli bir ortam. Of, ben acıktım ya. Pilav yiyeceğim. Olmuş zaten. Chat, pilav yoğurtla mı yenir, ketçapla mı, karabiberle mi? Kasat, welcome to the game. Karabiber. Hiç oynadım, yardım edeyim mi? Yusuf, oha lan. Sen oyunu 2000 saatte bitirememişsin. 10 saatlik oyunu bana neyin yardımını yapacaksın? Git önce oyunu bitir amına koyayım. Yoğurt kazandı beyler. Yoğurt ne yazıyorlar ya? Pilavlı yoğurt. Pilavlı. Abi ketçaplı mı yersin, yoğurtla mı, karabiberle mi? %100 karıştırman lazım ama. Arkadaşlar, pilavı ketçapla yiyen, pilavı ketçapla yiyen orospu çocuğu. Söylüyor oğlum şu adama şunu deme. Salça ve iki çıktı amınak. Lan geçen gün kaşıkla yiyene sevdi lan bu adam. Evet, nasıl kaşıkla yiyen de? Yanlış söyledim ya, onu yanlış söyledim. Ama kaşıkla yiyen de gerçekten. Oğlum imkansız, kaşık dışında nasıl yiyeceksin? Çatalla kaşık. Marketten salça alar. Ya yine anama sevdi bu adam. Onu satayım, düşüyordum mu? Ciba, en son sana yazdığımda kıza cu yaz dedin. Engelledi, sen nasıl bir mansın? Ben sana cu yaz demedim ki. Cu yanlış yere çekilir. Ben şi yaz dedim. Şi. Şi. Hatta ya bak, şi yaz ya da şey, ses kaydı at şi diye. Şi. O da diyecek ki şi ne, sen de diyeceksin ki şi. Oğlum. İçeri odaya gelirken düşündüm de, Ted yokken ne kadar da mutluyuz ya biz. Çok. Ay kesin aramam lazım ya. Oğlum ben onu düşündüm ya. Hani böyle karışa neden yok böyle. Arkadaşlar. Lan bak, bir kez diye bağıran yok. Bir kıza sohbet açmak istiyorsanız, beğendiyseniz gidip limon atın. Diyecek ki limonla alaka. Sen diyeceksin ki Mersin limonuz bu çocuğu. Şataf limonu ne diyorsun? La oğlum. Kıza niye uç dedin? Valla limona laf etmeseydi, hayırdır amına. Salak, adamın bir şeyi var, anladın mı? Aynen. Ben gerçekten Mersinliyim değil mi abi? Yok lan, uzan sen başka bir şey söyle Masim. Sen avokado at, ne alaka derse şey dersin. Ben Yeni Zelanda'dan geldim, orospu çocuğu dersin. Ne? Ben çay atacağım. Dairo, seni anladım. Oğlum Buse'ye limon atmayın lan. Oğlum rahat bırakın lan kızı.
Valla ban işlemine başlarım he. O zaman hepsini anlıyoruz. Taci suç mu ya? Taci suç mu ya? Tabii karpuz atıyorlar okey. Karpuz olur. Arkadaşlar karpuz sevmeyen kızdan da olmaz bak ben size söyleyeyim. Karpuz ben sevmiyorum ya. Yo seviyorum lan yerim. Karpuz çok iyiyse mükemmel oluyor. Olmaz karpuz sevmeyen kızdan olmaz kanka. Ya zeynep kendi kendine yerde biten, büyüyen, insanın ferahlatan bir şeyi sevmeyen birisi seni nasıl sevsin? He. Başka meyve seviyordur? Peki Cibom, karpuz sevmiyor ama Cibo izliyor. Ben de karpuzum. He. Beni nasıl sevmiyor? Beni seviyorsa karpuz da seviyordur. Doğru, değil mantıklı mi? Olur. Cibo izlemeyen kızdan olma ihtimali yok kanka. Ya şöyledir, şuna kabulüm. Kız izlemiyordur. Flörtün bir aşamasında artık izletmeye başlatırsın okeyim. Buna okey. Ama izletirsen ök bu ne derse abo kaç bırak. Ha, bitti ben kaçar. Ha, bitti ben kaçar. Kafi. Baran izliyorsa. Oo. Kaç kanka? Cibo izlemiyor ama evliyiz. Eski sevgilimi Cibo'ya başlattım olur mu? Olur. Artık yeni sevgilin hayırlı olsun. Eski sevgilin nasıl? Abi Orkun Işıtman karpuz patlatması hakkında ne düşünüyorsun? Ya bak. Çok ayıp. 10 yıl önce de aynı şeyi söylüyorlar. 10 yıl geçti. Ya kanka. Evet. Bak 10 yıl önce ben yayındaydım. Yine aynısını bana geldiler. Orkun Işıtman kar çok tepkiliyim. Aşırı tepkiliyim. Çok tepkili. Kınıyorum. Okay. Maska beni çok ferahlatıyorsun be gülüm. Hop aynı karpuz gibi. Oğlum sapık. Daha yürü git lan. Ne oğlum adam ferahlıyormuş. Ne var bunda? Allah Allah. Abi yarın matematik sınavı var. Benim için trigonometri çözer misin? Berkancığım. Yapma. Bak trigonometriye dair hiçbir şey öğrenmedim. Hiç de sikime takmadım. Üniversitede inşaat mühendisliği kazandım. Siktir et kanka. Vallahi billahi bak. Gerek yok. Trigonometri kim kanka? Bak 25 yaşında. Kaan abi kaç yaşındasın? 82 falan. Şu 82 yıllık ömründe bir kere trigonometri kullandın mı? Bak o ne diyor kanka anladın mı? Trigonometri ne oğlum bilmiyorum ki. Boş i̇şte ver abi ne yapacaksın? Ben de bilmiyorum. Ölçü birimidir ya. Aynen. Maskara. Metre, kilometre, trigonometre. Maskara. He. Üçgenler falan filan. Tamam biliyorum oğlum ben bunu. Nasıl biliyorsun? Oğlum kızım ilkokulda gösterdi. Ben size illa oturup burada matematik mi anlatayım arkadaşlar? Yapma abi ya. Bak şimdi abi bu üçgen mi? Kafa dağıtmaya gidiyorum. Bak. Evet. İkiz kenar bir üçgen. Buradan bir dik indirdik. Tamam mı? Böyle 90 derece bir dik indirdik. Burası da 30 derece. Evet. Evet. Bura kaçtır? 60. Sen orospu nereden biliyorsun matematiği? Helal olsun lan sana. Bilmiyorum salladım. Aferin sana. Şansım iyi gitti. Kaliteli. Ama şimdi şey olarak bakarsan 60 olur. Ne olarak bakarsın? Aç olarak bakarık. Bakarık. İç açıları toplamı kaç maskar? Biz 30, 80. 80 ne ya? Toplamamız gerekiyor. Dik açı kaç derecedir 80. Maskar? 80.
Kardeşim niye bir anda bana döndünüz? Siktirin gidin başımdan ya. Maska birkaç Allah kaç derece maska? Söylemeyeceğim, utanıyorum. Utanmasın. Hayır. Kaç derece? Hayır, habire soru soruyorsunuz, gidin. Gidin. Şey biliyor Maskar, musun peki Maskar? 5-22-33. Dördüncü sınıfta öğretiyorlar oğlum bunu. Abi öğretiyorlar da. Maskar dikkatçi sen biliyor musun kuzen? Oğlum sikerim bak burada hepinizi tek tek ha. Hoplatırım hepinizi, onu mu istiyorsunuz lan? Kanka çok kolay la. Hayır salak biliyorum da biraz söyleyeceksiniz. Bak şimdi, hayır cevap vermeyeceğim, bir şey yapmamıyorum. Bu bir dikdörtgen tamam mı? Oğlum sen burası maymun musun? Burası 4 santim. Burası da 3 santim. Bura kaçtır? Yedi. Ya Maskar nereden baksan kanka. Var 6 falandır orası. Maskar. Hiçbir şeye cevap vermem. Ben 7.5 olduğunu düşünüyorum. Maskar oğlum. Bilsem de cevap verse vermem. Bilmesem de cevap vermem. Maskar peki bu kaçtır? Bak burası 3. Bilsem de vermem. Bu kaçtır Maskar? Zeyno 112'nin %10'u kaç? Google'a yazmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Düşünüyorum. Zeyno ilk yayıncı olmuşsun. Maskarlı sen yat kalk dua et CS2 atölye gelsin. Yoksa yarraydım ben sana söyleyeyim. Konu matematiğe gelince ekip geliyor. Yo ben gayet sayısal okudum dostum. Bizim üniversite üniversite sınavında da yanlış hatırlamıyorsam 26 matematik 14 geometri vardı. Buna bakmadım bile. 26'da 26 yaptım. İlk sınavda LGS. Yani? Sen 26 tane soru yaptın ve 26 sorunun doğru olup olmadığına bakmadın mı? Hani sence hepsi 26... doğru muydu? Hayır. Direkt sonuçta hepsi doğruydu. Geometriye bakmamış. Geometri soruları. Geometriye bakmadım. Ben de geometri kim kanka? Ben parasını veririm mimar yapar. Böyle bir hayat istiyorum. Çok uğraşamam. Hadi yalancı. Gerçekten arkadaşlar. Buse yazdın. Ne yapalım şimdi? Abi ben de edebiyatta 38'de 38 yaptım. Oğlum 56 soru var. 56 soru yok lan. 40 soru yok mu? Ya yani ben girerken öyleydi. Kırk soru var diye. Ben girerken arkadaşlar ben girdiğimde ikinci sınavdan bahsediyor. İlkte zaten edebiyat yok. İkinci sınavda 50 matematik, 30 geometri, 30 fizik, 30 kimya, 30 da biyoloji vardı. Benim fizikte netim 20 küsürdü. Biyolojide de 20 küsürdü. Kimya 1. Abi sen zeki misin? Bak fizik bize bir de şöyleydi. Aynı gün aynı sınıftasın. Tamam mı? Girdim. Şeyi çözdüm. Fiziği çözdüm. Kimya kitabı aldılar topladılar. Kimyayı getirdiler. Uyudum. Kimyayı topladılar. Bunu getirdiler. Geri uyandım. Biyolojiyi çözdüm. Ben biyolojiyi nasıl öğrendim biliyor musunuz peki? Dünyanın en komik yöntemiyle bak şakası söylüyorum. Ya zaten az çok liseden biliyordum da. Arkadaşlar kitap bu. Biyoloji test kitabı. Bu arada maksimum 10 test. Bak max 10 test çözdüm. Ve 20 net yaptım. Soru 1. Mesela işte mitokondri ne işe yarar? Gelişigüzel söylüyorum tamam mı? Ben mesela B'ye işaretledim. Cevap anahtarına bakıyordum. Diyor ki işte hücreye enerji sağlar. Aa böyle miymiş? Okey yaz B'yle. Anladın mı hani? Ya random soruyu öylesine şey yaptım. Yani yanlış yaptığımda da doğru bildiklerimi zaten doğru yaptım. Yanlış yaptıklarımda da aa buymuş dedim. Ya. Bir 10 test çözdüm sonra sınava girdim anasını siktim götten. Üniversite sınavında artık mitokondri nedir sormuyorlar acaba. Binocuk sen geri zekalısın. Doğru. Zaten öyle sorulmuyordu. Doğru. Bu da bu adam biliyor. Öyle yapınca benim soru çözme hızım yavaşlıyor. Vallahi benim hızım umurumda değil kanka.
Yanlış yaptıktan sonra hızlı olmanın ne manası var bunun? Ben tarihe de girdim. Bak yanlış hatırlamıyorsam 44 soru vardı. Arkadaşlar ben 44 soruyu bitirdim. Bize kaç dakika, 60 dakika mı ne verdiler 44 soru için tarihte? Böyle bir şeydi. Tamam mı? 44 sorunun 44'ünü de bitirdim, geriye bir baktım daha sürenin yarısı. Baştan kontrol ettim. 2 tane sorumun cevabını değiştirdim. Ya 44 netim vardı ya 43 netim vardı. Ama bunu öylesine girdim. Ben sayısal tercih ettiğim için bu bana bir sikke yaramadı. Sadece öyle tarih çözeyim diye girdim. Edebiyat yabancı... Çoban mıydın eskiden bu ne? Ben bir şey itiraf ediyorum. SBS'de de kopya çektim. Geçti artık, yapacak bir şey yok. Helal olsun. Ben çekememiştim, helal olsun. Vallahi helal olsun. Nasıl çektin abi? Benim Batuhan diye arkadaşım vardı. Türkçe matematiği ben yaptım. Hı-hı. O şey İngilizce de vardı. İngilizce ve sosyali o yaptı. Ben İngilizce sosyali o yaptı. Birbirimizden geçirdik. Batuhan buradan duyuyorsan senin ben amına koyayım. İnsan bir tane doğru. İngilizcemiz full yanlış. Ya Batuhan. Bir tane doğru yapamaz mısın? Bir, hepsi yanlış kanka İngilizcemizin. Oğlum SBS hangisiydi lan? Teok'dan önce. Teok ne amına? Ha SBS ilkokul. Ona ben de girdim. Yok kanka, ana sınıfı. Oğlum ben liseden bahsediyorum sandım, dedim SBS ile ilgili liseden bunu. Boracım hoş geldin. Mal Zeyno. Nasıl? Ben bu arada ana sınıfında bakayım 3 okul onda değiştirdim. Onda da mı çektim? Ha bir anda dedim, ana sınıfında da kopya çektim diyeceklerine. 3 okul değiştirdim ana sınıfında, bir tanesinden de atıldım. Sorun kimdeydi? Sorun gizli maskar. Neden atıldın? Vallahi hatırlamıyorum. Oğlum minnacıksın. Minnacıkken nasıl sorun çıkarabilsin atılacak kadar ya? Ne yapabilirim? Ne yaptın amına koyayım ya? Ama hatırladığım oğlum, bir şey var. Benim halamların evinin altında anaokulum vardı. Kreş tarzı düşün çocuğum. Orada bir tane çocuk vardı. Doğum günü kutlamıştı böyle. Şapka falan yapmışlardı. Şey yapmışlardı. Benim de hemen bir hafta, iki hafta yani belirli yakın zamanlardı doğum günüm. Babama gittim, dedim ki benimkini daha iyi kutlayalım. Ne yaptınız siz? Doğum gününü nasıl kutladınız da atıldın sen? Yo, o atılma ondan dolayı değil. Kreşte gittim böyle hediyelerimi falan kreşe aldırttım babamlara. Bir de bana Action Man almazlarsa ben küsüyordum bizimkilere. Ben de çok severim. Action Man oğlum, şey Action Man diyorum. Anaokulunda sizi hiç mesela, ben oyuncakla oynuyordum, arabamla oynuyordum. Arabamla kaza yaptığım zaman biri bana vurursa gidiyordum çocuğu çok kusuna oturtuyordum onu. Oğlum bu nasıl Action Man ananı sikiyim, bu Action Man ananı olmuş kanka. Böyle değildi Action Man. Aha. Doktor X. Ben X100 anladım lan. Bana Action Man almazlarsa ben küsüyordum arkadaşlar. Aksiyon adam. Bu çok popüler değildi ya. Ben de çok seviyordum. Çantam vardı. Bu çok pahalıydı bir de. Diğer oyuncaklara göre. Bir tarzı bir şey ya. Oğlum bende Action Man'in bir ton Action Man var. Kıyafetleri var. Arabaları var. Yay, oğlum deli gibi. Sen oyuncaklarını saklıyordun değil mi aile? Var benim çoğu oyuncağım, verdim. Çok oyuncak dağıttım. Böyle şeylere. Var ya çocuk esirgeme kurumları falan veriliyor ya öyle yerlere. Hı hı. Çoğu oyuncağımızı verdik de hala benim için önemli olanlar duruyor. Hatta Action Man'in bir motoru var, böyle göt kısmına basıyorsun. Vın vın yapıyor.
E okulunu göstersen ama hiçbir şeyimi hatırlamıyorum. Gösteremem. Hiçbir şeyimi hatırlamıyorum. Ama açık mı hala? Bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. 4. sınıfta dilim 3. 5. sınıfta dilim 3. Şaşırmıyorum şu an. Devam et. 6'da dilim 3. Helal olsun, evet. Tostum. Sonra ben deyince sohbetin havası kaçtı, ben kaçar abi. Arkadaşlar. Tostum. 6. sınıfta bize şey dediler. Resim ya da müziği tercih edeceksin. Ben de dedim ki müzik zaten az çok biliyorum. Resim de çok ilgimi çekiyordu. Resimi seçtim. İlk dersten sonra hoca beni, ailemi çağırdı, müziğe yolladılar. Paint'ten anlıyoruz abi onu. Arada bir şeyler çizip anlatmaya çalışıyorsun ya. Evet. Oradan anlıyoruz. Ama dinim 1 değil, 2 değil. Mesela 3. Neden dinsiz damgası vurdunuz bana? Daha küçük de olabilirdi. Neden 5 değil? Neden 5 değil? Dinin 3 müydü? He. Monokodum dinsiz. Senin kaç be Zeynep? 3. 4. sınıfta beş. Nasıl 3 ya? Oğlum İslam'ın şartını falan soruyorlar lan. O şarkıyı ezberle. Sen biliyorsun amına. Lise 1'de ezberledin mi onu? Hatta 5.si neydi diye bağırıyorlar falan. Çok lan lise 1'de 0 verdi dinci bana. Abi seni biliyoruz abi zaten. Seni ya, yani. Ne yaptın? Ne yaptın? Sözlüğe kalkıp Allah'ı mı sövdün? Nasıl 0 aldı ya? Ebu Cehil'i mi savundun? Ne yaptın amına? Bedenci 5 versin diye bir şey şarap almıştım bedenciye. Ciddiyim bu arada. Seninki geldi. Yeni cyber geldi bak. Geldi. Cibo'ya yanlış. Oğlum ona bulaşmayın. Valla bıçaklar bulur bir yerde arkadaşlar. Lut kavminden kana. Ben ya 5'ti normalde. Ne oldu da 0 verdi? Oğlum bedenciye 5 versin diye bir harbi şarap aldım ya. Bir paket Malbora ile bir şişe şarap aldım. Dinci öğrendi. 0 verdi. Oğlum lise 1'de 13 tane 0. Yapamaz bir şey. 13 tane 0. Oğlum 150 gün devamsızlığım vardı. O zaman ne hakime ne anlatıyorsun o zaman? Lan 150 gün devamsızlığım vardı. Okul bir sene abi. Bir sene abi. 1920. Özel öğretmenini alıyorsun. Söyleseydin şey yapardık. Bir klima taktırdık okula geçerdin. Oğlum o lan, zaman klima icat edilmedi. İcat edilmedi o zaman. O zaman daha hala mı yelpaze kullanıyorlar? Doğru abi. Yo klima da gayet vardı dedi. Aynen abi, elinde yelpazeyle kendini klima diye avutuyordun. Sana ne? O zaman var ya yelpaze olan hani daha yeni çıkmış siyah beyaz, anladın mı? Daha yeni yeni. Arkta vardı diyor, bak varmış oğlum. Harbi oğlum bedenci abi niye 5 versin diye uğraştın ki, 5 vermiyor oğlum, muydu? Oğlum devamsızlığım çoktu. Sene sonu kurtarma sınavları oluyor ya. Beni sınavlara çağırıyorlardı. Ben gidiyordum, sadece sınavlara gidip giriyordum ben. Din falan 5'ti. Hani matematiğim 4 falan dendi. O kurtarma sınavları o kadar saçma ki kanka, lise 1'deyim. Beni matematik miydi attı? Şimdi günahını almayayım. Neyse, beni hoca kurtarma sınavına çağırdı. Ya hocam dedim, geçmek için 45 lazım. Tamam mı bizim için? 1 oluyordu. 45'in altı 0'dı. Bizde öyleydi. Amına koyayım, benim ilk sınavım 10, ikinci sınavım 10. 100 alsam gene geçemiyorum. Sen beni neyin kurtarma sınavına çağırmışsın? Öyle değildi ki la o. Kurtarma sınavına alırsın, geçiyordun değil miydi? Öyleydi. Hayır. Böyle ya, üçüne toplayıp üçe bölüyordu işte. Ne bileyim, ben hepsinden kurtarma sınavına girdim amına. Sen kurtulamazsın ki. Ya ben de öyle kurtaramadım işte, anladın mı? Olsun be abim, denemişsin. Denedim be. Denedim kızım, denedim. Her şeyi denedim. Olsun, denedim. Nasıl yakaladın abi? Evet. Oğlum. Hocaya mı söyledin? Soyunma odasında içiyoruz, bir anda dinci girdi. Yani abi dinci nasıl anladı da sana sıfır veriyorum oğlum, dedi, onu anlamadım. Bedencinin istiyorum. Zaten alkolik olduğunu herkes biliyordu amına koyayım. Muhtemelen bedenci şeyde söyledi, öğretmenler odasında kötü oldu. Paraları iyi bana... anladın mı? He. Sürpriz yaptı falan. Bir dalga dümen oldu. Yoksa ben dinciye yakalanmadım. Ne alaka amına koyayım, anladın mı? Oha, olaya bak. Şey yapsaydın şey... Kaan, bir tane seccade alsaydın, bir tane tesbih alsaydın. Ondan da 5 geçerdin. Ben mümkün değil, geçemezdim oğlum ya. Oğlum
13 tane sıfırı görünce babam beni kemerle kovaladı evin içinde. Ben de 8 tane vardı. Ring kurulmuştu bizim evde de. Ben 2,5 saat tuvalette kilitledim. Ya kilitledim kendimi, 2,5 saat tuvaletin içinde oturdum. Sivri'de cyber'a etiketleyip şey dediler. Teddy ananı sövdü. Teddy'ciğim ananı sövdü. Allah Allah. Babam seni bıçaklayacak, ben sana söyleyeyim. Teddy kimsin lan? Ha? Ha? Gibo dostum, sana bol bol acı yemeni öneriyorum. Niye? Hastalığa iyi gelir. Maskarım. Alternatif tip. Biz acı yemiyoruz, acı yaşıyoruz. Ben sürekli yüz alıyordum, anlamıyorum sizi. Ben herhangi bir sınavdan yüz alsam bizim evde kutlama verirdik. Oğlum bir gün biyolojiden çıktım, dedim ki ananı sikeyim, yüzlük kağıt verdim. Ya yüz olduğuna yemin edebilirim. Sınavda açıklandı 60, dedim hocam nereden puan kırdınız? Benim hiç hatırladığım gibi değilmiş. Ben hep alakasız yanlış cevaplar yazmış. Hayır, kimya çok zordu. Kimyada ben bak asla dinlemedim. Asla sevmiyorum. Üniversite sınavında dediğim gibi kimya kitapçı, fiziği aldılar, kimya kitapçını da attılar. Kitapçı açtım, bakındım, bir tane soru çözebildim. Yani her soruya da bakmadım ha. Böyle göz gezdirdim, sonra uyudum. Üniversite sınavında. Yok baba, ben kimyayı kabul etmiyorum. Bence ben kimya diye bir şey yok. Ben kimyayı seviyorum. Bak lise 1 ilk sınav, kimyadan 0-2 aldım. O da hoca neye vermişti biliyor musun? Arap sabununun özelliklerini mi, bileşenlerini mi ne yazmış yazın demişti. Ben de Arap parçacıkları yazmıştım, ona 2 puan vermiştim. Helal olsun. Ondan sonra Asya'ya da vermiştir bence o puan. Ben de lisede kimya okumaya çalıştım ama. Helal olsun abi, sana da helal olsun. Nasıl yani? Babam gitti beni kimya bölümüne yazdırdı aman akıyım. Kızım o zaman öyle şey benim... Ya şimdi eskilerden bahsedeceğim. Ağlayacağım, bahsettiremeyeyim. Yeriz abi. Şey drop yapacağım. Bu oyunu bana atsanıza oynayayım. Master. Bir şey kendin al be aman akıyım. Yarın bana... devam chat buna. Ben bu oyuna bitireceğim. Fortnite ile babacığım. Yarın devam ediyoruz arkadaşlar bu oyuna. Beni sardı, harbi sardı. Ama biraz fazla gerildim. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir tık fazla evet. Bunu fark ettim. Kapatıp saklanacağım mı ışığı? Oyun çok gericiymiş ama arkadaşlar. Harbici çok gericiymiş. Dedi Fortnite'de. Bir skin var, şu kelebeği sattım. Gibo ekranları mısın? Ekran. Babacı ile Xbox Series X. Bir şey yapmam diye düşünüyorum bu kelebekte. Biraz bir ikiyemiz oldu. Arkadaşlar şuradan çekilişler şey göstereyim. Çekilişimiz var bak, 421 kişi. Şuraya katılmış. Katılın bakalım. Eğer sizde 500 dolarlık iki tane bıçak veriyoruz ve bu hani şey bir kişiye çıkmıyor, ikisi de ayrı ayrı çıkıyor. Yani toplar 1000 dolarlık çekiliş arkadaşlar. İyi bıçak kanka. Bu bıçaklar çıktığında bunları direkt çekebiliyorsunuz. Paraya şey yani bir ekstra bir şeye gerek yok. 3 Cibo koduyla buraya Cibo kodu ile 3 büyük harflerle 3 dolar Apple diyorsun. 3 dolar bir üstü skinlerinle falan da yatırabiliyorsun bu arada. Yatırdığınızda arkadaşlar bu bir ay boyuncaki bütün çekilişlere katılabiliyorsunuz. Bittikçe bu 3 güne bitiyor. Yine 1000 dolarlık açıyoruz, ona da katılıyorsun. O bitiyor, bir daha 1000 dolarlık. Yani yaklaşık bir aylık 10.000 dolarlık falan şeye katılabiliyorsun. Haberiniz olsun. Cibo koduyla yatırdığınızda. Bu arada bu bakiyeyi de gelip şeye vermiyorsunuz, çekilişe vermiyorsunuz. Sitede bir de %10 da ben evet veriyorum. Üstüne oynuyorsunuz belki. Katlarsınız of. Eğer isteyenler için. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Hani şey değil. Öğrenci gençler şeyler buradan milyoner olmak falan öyle bir şeyler yok. Ama bunları çıkarıp Binogame gibi sitelerde satıp TL'ye çevirip ekipman, bilgisayar vesaire de alabilirsiniz, haberiniz olsun. Adamda çoğu insan var. Yanama kasaları gelmiş. Ya benim en sevdiğim. Aha. Aa free case. Aha. Benim şeyim var. Devion 2'yi açamamışım. Tamam bir aç. Kaç istiyor? 1 dolar. Refil ne? Demek? Refil ne gibi mi? Bu neymiş mesela?
Ya %90. %99 şansla 2,5'da ama %1 şansla minimum 1000 dolar. Ananı sikeyim. %1 şansla 1000 dolar. Ih. Ay hayır. Amına koyayım. İyiymiş lan bu ücretsiz kasalar. Dur bakayım. Bunda neymiş? Bunda %97 şansla 5 dolar, %3 şansla... Ulan ne sikeyim. Prince veriyor lan. Al şu 2,5'ü. Abi senin çavuşu lelelelelele yapabilir miyim? Hayır, benim çavuşumu lelelelelele yapamaz. Hadi bakalım. Muzaffer. Tamam, free case'leri açarsınız. Kusayım mı ben bir tur? Ben savaşacağım. Sabrina. Savaşçıcı bu. Bu arada arkadaşlar hani para yatırdınız ya. Çekilişe katıldınız. Gelip 3 tane Kozma kasası açın. Savaşta ben... Zaten biliyorsunuz artık bu fixlendi. Belki bizden izleyici gelir şimdi. Sarın Faruk sana gelsin oğlum. Bu Kozma kasası %99 ihtimalle katlatıyor bu arada. Şakasız söylüyorum. Örnek. Aa pahalıydı lan. Hayır. %1 ihtimalle. Ama olur bu da. 99'da deneyen her 10 kişiden 9'u bunu önerir. Bunları Oğuz yine ya. Bunları savaşıp vermezsin. 50 dolar geç götüm veriyorum ya, öyle söyleyeyim sana. Ver. Verme tamam. Launch bekle. Aynı şey. Aynen öyle. Aa bir tur daha kazandım. Sıra sizde. Gelse bile bir tur daha kazanması lazım. Hayat. Bitmedi. Bir daha. Hayır. 50 dolar gelsin dedi de. Desene. Eman. Son kez açıyorum, bunu açmayın. Tamam. Güzel. 50 dolar üstü gelsin. Ha? Eman. Upgrade'i bir ilk bir FPS ya. Ha upgrade. Yeni geldi o. Eman. Oğlum bak kalkıyor bu, Kozma'yı kaçırmayın. Ben buraya Cyberus kasası ekleteyim mi? Ama şey o değil. Zaten... Mesela şöyle bir şey yaparım. %5 şansla, tamam mı? Bıçak. Mesela 5 dolar, %5 şansla 1 dolar çıkar. Yani %95 şansla ama %5 şansla mesela bıçak çıkar. Lor. Yani anladın mı? All in kasası. Anladın mı? Okey. Bu tarz bir şey yaptırtayım mı? Ya tutarsa. Pyron da güzel ha. Ya tutarsa. Bana koy. Oğlum siz rahatsız mısınız? Bu arada %5 çok fazla yaptım. Ooo. Sikeyim. Öncüm. Bir daha oluşturdum. Bir daha çıkar. O zaman bana bu sefer. Ben bu sefer sana geldim. Geleceğim. 2 lor aç gelmezse bir hafta banla beni. Bitti. Ben galiba diğer bıçağı da satacağım. Ben Muzo'yu direkt banladım. Niye? Ben iki sırf Muzaffer'i banlamak için ya. İki tane açayım. Muzaffer. Aç Muzo tutturacak bu arada. 800 dolar verdik Muzaffer. Vay aç bana aç. Muzo senin bana açtım. 24 saat time atladım ama. Hayır oğlum dokunma. Helal olsun Muzo. Muzaffer. Tebrik ederim. Usludur dedi. Ezebek ya. Kardeşim bir de 3 tane zantere saçar mısın? Abi sen sen cana aşık mısın? Doğruyu söyle. Olan. Bak dün majer açtırdım sana. Bugün zantere kardeşim. Sırayı da. Abi bu adam dünyayı açmadı ki.
Ya her neyse bir önceki. Ana bu Ali var rüyalarında KK drop görüyor. Oo! Ya niye Bobcibo geldi kanka? Ya o Bobcibo niye geldi? Hayat bitti. Bizim lan bu. Cibo gelmese kazanacak. Buna underdog açmak gerekiyor. Evet. Ben sadece underdog bunu bilir bunu söylerim. Tamam sen sus. Ben seni hiçbir şekilde dinlemeyi düşünmüyorum. Eyvallah kanka. Sen M4A1 by Force çekeceksin değil mi? Ben seni hiçbir şekilde düşünmeyi düşünmüyorum. Okay. Hayır oğlum Blue Fosfor çekecek. Ben ne dedim oğlum? Biosfer mi? Ne saçma sapan bir şey dedin sen. Underdog da açtım arkadaşlar. Yani bundan az çıkaran kazanıyor. Ben de az çıkaracağımı örnek bildiğim için. Örnek şekilci bu. Gördüğünüz üzere şu an. Evet. Helal olsun. Mükemmel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dişik köpek modu. Patlıcan içime doğdu. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kar cebe yapışır. Diyeceklerim bu kadar. Helal olsun. Bu adam bir şeyleri biliyor. Ben osursam şimdi sizi bozar mı? Yok. Yok bozma. Yok bozma. Ama azından sonra yapma. Beyler. Bir tane elemanın bu nasıl bir çorba dedi. Çorba ekran ya bunlar. Hayırdır oğlum ne? Adam aldı. Ah. Oh. Burada hiçbir şey bitmedi, hiçbir şey bitmedi. Oh. Of. Ne oluyor ya? O maçları paylaşıyor. Benim karnım çok beni ağrıdı da ona yapıyorum şu an. Aa. Ay maskara abesi geldi. An Oh. Ben tuvalete gidiyorum. Ananı sikeyim. Altına sıçtı. Korkudan. Chameleon gelmesin. Düşük olsun Chameleon gelmesin bana. Niye abi husumetiniz mi var? Hayırdır? Ben kavgalıyım elemanla Zeynep. Ha. Geldi abi. Nasıl Chameleon. Evet. Of. Biz kazanamıyorsak elemanla kazanmasın. Evet. Ben kazanamıyorsam kimse kazanmasın. Ben de bir düşünceli bir insan. Arşıcan kasanın anasını sikeyim. 15 dolarda kaldım. Amına koyayım ya. Of. Anla ki diyelim. Anla ki diyelim. Neyse o da kazanım. O da öyle düşünelim abi. Evet. Of. Garan açalım 10 tane. Garan? Oo baştaki pahalı. Aynen. Olsun bizim sözleşmemiz var. Ya Muzaffer. Çıkaramıyorum ki bir şey çekeyim. Muzaffer. İyi ki doğdun Muzaffer. Bir çıkarsam. Ta, la havle, la havle. Bana şans basın. Nasıl? Hemen. Alan Botçibo gelmesin. Ya, Can Tares geldi. Helal olsun. İyi, dip tübe, dip tübe. İyi. Helal olsun. Benimki nasıl daha düşük ya? Eldiven bu. Helal olsun. Yendin. Bastık. Basmışlar abi sana. Hadi bakalım. Ulan. Hemen istedim gördün mü? Direkt basmışlar. Uf bak benim yine ateşim çıkmaya başladı. Kardan adam yapsak senle. Üç payron daha yapılır ya.
İçeyim harbi yapılır. Çok fena kaptı can. Bak ama çok fena. Bu bir. Sen kardeşine güven. Kardeşinin hislerine güven. Ay! Ne oluyor lan? Lan maskar? Ne oluyor lan bana? Sen mi bastır oğlum abine? Doğru sene lan. Bu da 3. Abartma lan. Bu da şey, o kadar vermesin diye şey yap. Oğlum! Ya sadece beni dinle. Maskara şimdi aç 3 tane lord. Maskara basmışlar. 3 lord aç. 3 lord çok. 2 aç, 2 aç. İki, tamam hadi. Ya 3 lord seni abi yani rica ediyorum. Kızım. 3 deseydin 3 tane karambit geliyordu ama i̇şte şimdi şans bozuldu. Yapmadım. Bozuldu hepsi, batacağım. Yapıştır. Bana Jantaris geldi. Lord gelir mi bir tane? Hemen. Olur olur olur. Benimki daha iyi. Olur oy! Olur 400 küsür bu. Helal olsun. Adam bir tane lor aç. Bir şey söyleyeyim savaş mi? Savaş mı? Aha. Neydi lan? Ama Under'da bunu. 4 kişi. Ya bozdun, tüm sırrı bozdun bir nedir de. Adam lor çıkaracaktı, sen alacaktın. Tamam yine ben çok kötü çıkaracağım şimdi. Evet. En iyisi seni çıkardın. Helal olsun. Helal olsun. En iyisi çıkardın. Helal olsun. Demek ki normal açacağız 4 kişi. Ya şimdi en düşük çıkaracak. Aa, geldi. Dur. Şimdi en düşük çıkaracak. Şimdi en düşük çıkarması lazım. Geldi. Helal olsun. Evet. Yani bu. Blood kasasını aç. Blood kasası sana yakışır bak, Blood kasası. Heh. Blood shot. Heh. Yani. Güzelinden abim. İnşallah çıkarır ya. Sabahta. Gene bir analiz, gene bir hata. Helal olsun. Benimki helal olsun. Paterni daha iyi. Aa. Maskar bıç. Benimki de faktör testi, onunki de faktör. Helal olsun. Battı. Evet. Ben Pyron'dan batmıyorum ya. Pyron'dan devam. Nasıl bu hale geldik ya biz? Beni dinlemeliydin dostum. Para böyleymiş. Oo. Helal olsun. Oo. İyi ucuz çıkardı. Evet. Evet. İyi farkı kapattık aradaki. O da battı ha. Oy. Sen de battın ha. Salak. Aha. Aa. Gizli taktik. Let's go. Oy. Ne kadar da güzel bir eldiven. Geldi. Artık senin. Wow. Wow. Bir daha, bir daha hızlıca tık. Tık tık. Wow. Tık tık. Hayat bitti. Hayat. Bitti. Olsun. Bitti. Sağlık olsun. Sıkıntı hayat etme. Bitti. Dert etme. Bitti. Arada olur. Bitti. Arada hayatımızda bitti. Böyle inişleri olacak. Zeynep sus artık. Uzatma bunu. Bitti. İnişlerimiz olacak. Bitti. Senin yüzünden içerisiz. Çıkışlarımız da olacak. Hiç sıkıntı etme dostum. Ya da edebilirsin yani. Daha demin bildiğin 800 bin dolar battın. Evet. 0-0-1 kardayız abi, öyle düşün. Aynen öyle. Aynen. Oy güzel. Güzel. Abi odanın kapısı açık. Kilidi gir. Hep paranoya ulaştı. Saat 7 olunca. Saat ne ara akşam oldu ya? Bir planım var. Yapma. Aa. Gizli taktik. Arkadaşlar, kaç veriyoruz?
285 50. veriyorum. 57 dolarla 1000 dolar arası gelecek. Hadi lan. Yapma be adam be artık. Bir dur, beynin kuldur. Helal olsun abim. Helal olsun. Helal olsun. Mükemmelsin sen. Helal olsun. Helal olsun. Bu adam bir şeydir biliyor dostum. Bir tane lor aç. Sattın iki tane lor. Bir tane değil. Bir tane. Abi bana. Risk kardeşim, risk bak. Risk. Hayır abi olmuyor. Geliyor. Aa, bana geliyor. Sen dur. İstiyor. İstiyor. Bak, risk kime güven. Bak şimdi chat. Ha, bu adam. Ben şalan benim lan. Buna koyarım. Bot Grovy'yi sikerim kanka. Bot Grovy'nin yenme ihtimali yok. Helal. Dur geldi ya, geldi. Abi. Sakin. Çok fark yok. Tamam, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aldın gittin abi Lora. Hayırlı olsun. Nasıl? Ya azıcık ben dinlensem. Azıcık. Amına kodum. Tekte de kaybediyormuşuz. Eşek. Hayır. Andır ettirecektim ya. Evet. Ne yapıyorsun ya? Deniyor, bir şeyler deniyordur. Az önce iki asker ücret gitti. Helal olsun! Evet. 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 Zeyno. Olur, sıkıntı Allah'ım yok. Allah'ım ne olur, free case'lerde %0 olsun ihtimalle. Geldi. Altın arabi. I lost. Aaa. Durmaz ki. Helal olsun. Free case'lerden kan bekliyorum be. Hadi lan. Böyle böyle dönecek köşeyi, bekle. Oo! Bu iyi oldu. Bu iyi. Helal olsun be sana be. Helal olsun. Şey, neler yapıyoruz biz? Nasıl helal olsun? Oğlum neler yapıyorsun sen? Ya abi ne yapacağız şimdi ya? Ah lan, hayat bitti lan Zeyno. Sağlık olsun. Oh. Sağlık olsun, sıkıntı yok. Hayır sakin ol. Dur halledeceğiz, bulacağız onları. Sıkıntı yok, sen sıkma canım. Döndük yine ya. Lütfen ya. Evet. Kimcinin bir şey çıkarması lazım. Evet. Helal olsun sana be adam. Helal olsun. 0.14 kuruş. Helal olsun lan sana. Hadi bakalım. Adam deniyor ya bak. Her şey. Battım sandınız değil mi? Yok mu ya, 0.60'lık bir şey. Aha. Bak geldi. Helal olsun. Oo! Olmuyor sanırsam. Gibi. Olmuyor sanırsam. Ne? Yapamıyorsun. Aha geldi. Helal olsun. Helal olsun sen ya. Helal olsun. Abi sen nesin? Bu nasıl bir... Ooo kotonu. Çek al götür, oyna bununla. Al bunu git diyen var chatten. Al çek yeter. Bak. Helal olsun. Neler diyorsun sen ya? Katlama sanatı ya. Kitabını yazıyor. Tamam al götür, oyna işte. Bu gelse hayat var ya, döndük. Valla. Bittim. Bak sol altta bir şey göz kırpıyor analım.
Yok, onu bir şey, onu bir onu kapıyı kilitlemedim bu arada. Onu kilitlemedim. Abi ya butterfly knife çıkarırsınız. Kıskan. Abi çıktı. Nasıl çıkardın bunu? Oo. Bu kim ve buna niye şans bastınız? Ya ne kaçırdım. Çok eğlendik. Bitti ama. Bitti ama. Airdrop da yaptık. Çekilişe de katılın isterseniz tabii ki. Üç dolar üstü yatırıp sitede oynadınız da çekilişe katılmaya, bir ay boyunca olan bütün çekilişlere katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bitince hemen yenisi gelecek. Bu skinleri direkt envanterinize geliyor kazanınca. Çekiyorsunuz. Direkt çekebiliyorsunuz. Yaşasın. Zeyna açacağım mı? Ben oynarım. Açarım. Aç. Ben oynarım ne lan? Ben oynarım. Oyun düşünüyorum şu an aklımda. Fortnite. Ateşim çıktı yine. Ben yemek yiyip uyuyacağım. Sen git dinlen abi. Kâf. Evet, buraya yanlış chat. Yanlış chat araya peyze. Oğlum döverim ben sizi bak. Oğlum yapmayın lan. Zeyna Death Signal oyna. Ha? O ne? Ninja şey. Abi ben onu oynayamam. Benim beynim yetmez. Oynarsın. Kaç para olan bir det? Evet. Bak. Kaç para bilmiyorum ben. Oldu o zaman. Para? 84 lira. Oldu o zaman. Hadi bakalım. Ben bunun derdine dayanamam. Açtın mı kız? Açtım. Ben bunun derdine dayanamam. Zeyn'e şey alıyorum. Zeyn soramazsın yeni bölümde Zeyn'e de beraber. Zeyn'e bir kadın. Merhaba, nasıl? Ne? Ne? O ne ya? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi nasıl hissettiğimi sana söylemedim. Bana böyle hitaplarda bulunamazsın. İlk önce bana nasıl... Okey. Olmadı bu. Bu hep oluyor aslında ama neyse. Atak evet. Helikopteri. Şahıs. Aleyküm selam. Maskarla matematik testi çözdün Zeyna yayında. Abi yapma. Maskar. Gel. SG. Maskar. Bak sana matematiği çok iyi çözeceğin bir şey söyleyeyim mi? Ne? Her soruyu çözersin. Her şeyi para gibi düşün oradaki. Kazanacağın para gibi.
Dur, matematik test. Ya hayır Zeynep ya, Allah Allah. Matematik test. Çöz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dur. Hoşçakalın. Zeynep'e yolluyorum sizi. Ben yemek yiyip uyuyacağım. İyi geceler. Yarın açarım büyük ihtimalle. Yarın görüşürüz. Bye-bye's buralars. Merhaba arkadaş.